Selam, tamam, hoş geldiniz. Bugün günlerden salı, okula proje çalışmaya gidiyorum. Bir tane maket yapacağım, minik bir maket. Süngerden, köpükten. Öyle yani, Mevlevi Gümrük hava müthiş güzel. Konuşursun. Hey, okuldayım. Grup, proje grubumla biraz beyin fırtınası yaptık. Onlar şimdi gitti. Ben burada çalışmaya devam edeceğim. Bugün köpükten maketi yapmayı düşünüyorum. Hedefim o yani şu anda bugün. Poz verelim tam için. Aynen öyle. Neyse. A4 açıkta alacağım çünkü yani keseceğim şeyin çıktısını alacağım. Ve bir yandan da fikir düşünüyorum sürekli. Neyse. Şimdi size birkaç bilgi vereceğim. Son zamanlarda buralarda olup biten şeylerle alakalı. Bir kere maske takma ne? Yanlış olmuş. Maske yasağı kapalı alanlardaki zorunluluk yani kalktı tamamen. O yüzden şu anda okulda da öyle bir zorunluluk yok ama hala toplu taşımalarda zorunlu anladığım kadarıyla. Çünkü mesela geçen gün markete gittim. Markette takmıyor insanlar. Yani öyle bir zorunluluk yok. Takmak isterseniz takabiliyorsunuz ama otobüste herkes takıyordu. O yüzden otobüslerde yani toplu taşımada zorunlu olduğu kanısına vardım. Kendi kendime. Bence doğru bir düşüncedeyim yani. Şimdi Musla yapacağım maket için çıktı alacağım. Mus dediğim şey de şu bu arada. Şöyle bir materyal. Umarım yeterli olur. Yeterli olacağını düşünüyorum. Yetmezse de yarın bir daha gelirim. Evde var çünkü. Bu A3. Clementine Edison. Böyle. Daha nasılsınız? Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Keyifli mi her şey? Her şey yolunda mıdır ya? Neyse. Hava çok güzel bugün. İnanılmaz güzel. İşte şimdi aşağı indik dışarıdan geçeceğim diye bunu giydim. Elimde kalabalık olsun istemediğimden ötürü ama. Hava çok güzel. Karar değişikliği yaptım ve marketimi köpükten değil de kartonla yapmaya karar verdim. Çünkü sanırım yeterli köpüğüm yok ve köpüğü her zaman çok güzel kesemiyorum. O yüzden bu 1 santim kalınlığındaki kartonla yapma kararı aldım ve zeminini de siyaha sprey boyayla boyayacağım. Öyle yani. Ve şimdi eve gidiyorum. Marketimi beraber yapacağız. Her seferinde beraber yapacağız deyip tek başıma yapıyorum biliyorum ama bu sefer gerçekten beraber yapacağız bu maketi. Hava o kadar güzeldi ki otobüsten indim ve yürümeye başladım. Annemle konuşuyordum. Şey dedim ama çok güzel dedim tam yürümelik falan dedim. İn de yürü dedi. Bir saniye bile düşünmeden indim. Ve yürümeye başladım ama terledim o yüzden içimdeki sweatshirt çıkarttım. Ama hani şu trench coat'u da çıkarsam yürürüm. O kadar güzel bir hava var. Terledim yani.
Ne veriyorum? Haberiniz olsun. Kaybolmadım. Arkadaşlar az önce başıma tuhaf bir şey geldi ve burada başıma sürekli tuhaf tuhaf şeyler geliyor zaten bu arada. Yani sakın Avrupa'da kimse laf atmıyor, Avrupa medeni falan demedi. Tabii ki Türkiye'de çok 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 daha nadir. Ama başıma gelen bir olayı anlatıyorum şimdi size. Giriyordum, telefonla konuşuyordum. Birinin arkamdan bana seslendiğini duydum. Yani bonjour diye bağırdı arkamdan. Hani peşimden geliyordu, gölgesini gördüm falan. Ben de telefondaydım, duymazdan geldim, devam ettim. Normal sesli FaceTime'i görüntülüye çevirdim onu direkt. Sonra adam geldi, bir şeyler yine bonjour falan dedim. Baktım böyle elinde telefonunu tutuyordu. %90 numaramı isteyecek gibi bir şey vardı. Ben de şey yaptım. I don't speak French yaptım böyle yüzüne. Sonra adam dedi ki eminim ki konuşuyorsun dedi. Evet ama meşgulüm deyip gittim. Bu da böyle bir anımdı. Neyse. Evime çok az kaldı. Farkındaysanız terledim. Bu arada bu saç kesmem kahküllerim varmış gibi duruyor ama yok yani. Bu önüme düşüyor sadece. Birazcık komik kesmişim çünkü. Neyse. Oyun oynarken buldum kendimi bir anda. Nasıl öyle oldu bilmiyorum vallahi. Neyse. Bu elden sonra maketime başlayacağım ama sıkıntı yok. Hava cidden çok güzel bu arada. Bir de şort, tişörtüm falan camım açık bir de yani. Müthiş bir hava var. Günaydın Türkiye. Az önce uyandım ve bir çift laf edeceğim sizinle şimdi. Tamam önce yeriz. Yani okey. Bugün çarşamba. Dün videoya devam etmedim. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Yani yayın açtım daha doğrusu. Hiçbir şey yapmadım dediğim o. Bugün maket yapacağım. Evet, proje yapacağım. Bunu sizinle beraber yapacağım. Yalnız afyonu patlatamamışım belli ki. Hala şeymiş çünkü. Böyle bir aptal aptal konuşuyorum. Tam cümle kuramıyorum falan ama kendimize geleceğiz. Güzeleceğiz be. Ne diyorum? Ne diyorum hiç bilmiyorum. Karnım daha acıktı. Yavaştı. Şeyde kahvaltı da hazırım. Ben master şef mi? Mutfağına geldim unuttum. Şimdi maketimi yapmaya başlayacağım. Ve maketimi normalde yerde yaparım. Ama yani yerde maket yapmak istemediğimden ötürü masamda keseceğim. Bir de zaten kartonlarım o kadar da büyük değil. Ve masam aslında düşündüğümden çok daha büyük yani. Sadece kullanmadığım çok fazla yeri oluyor masamın. Şimdi şöyle koydum bilgisayarımı göstereceğim. Dağınıklık için özür dilerim ama neyse. Bilgisayarımı böyle koydum şimdi hani yer var. Tabağda yıkamaya gitmedim şunu. Benim videolarımda gerçeklik var. Doğallık var. Neden mi? Çünkü ben de böyle bir insanım. Tamam, şimdi ben kartonlarımı kesmeye başlamadan önce size birkaç ipucu vereceğim. Maket yaparken faydalandığımı desem artık. Maket yaparken yaptığım şeyler aslında. Yani maket yapmadan önce bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Cümle kuramamam aslında. Birincisi mutlaka kesme tahtası üstünde kesin her şeyinizi. Çünkü masanızı mahvedersiniz. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın masayı görüyorsunuz değil mi? Mahvolmuş durumda. Bu benden öncekinin yaptığı bir şey bu arada. Benden önce bu odada kalanın. Kesme tahtası üstünde kesmeniz gerekiyor. Her şeyi ki mahvetmeyin masanızın yerleri. Hiçbir yere. Gerek yok yani mahvetmenize.
İkinci söyleyeceğim şey, ne keserseniz kesin cetvelle kesin. Kaç şey söyleyeceğim bilmiyorum, böyle madde madde sıraladım ama. Üçüncüsü, ben kartona çizmek yerine böyle kağıda kesilmesi gereken şeyin şöyle çıktısını alıyorum ve bunu hani tesayla yapıştırıp bunun üstünden cetvelle, hani elle çizmişim gibi aslında öyle kesiyorum. Böyle yapma sebebim de küsuratlı şeylerde genelde böyle yapıyorum. Yani 1/500 ölçekte var olan yerler olduğu için, yani böyle çok küsuratlı saçma sapan bir sayılar var yani burada şu anda. Onu da elle çizemeyeceğimden ötürü şey yapıyorum. Bir de işte böyle kıvrımlı vesaire ya. Ve son olarak az önce bir kriz yaşandı. O yüzden Amazon'a girip hemen satın aldım. Market bıçağınızın bıçağı kesiliyor. Ve yani bir maket yaparken bir tam bıçak falan bitiriyorsunuz genelde. Yani ben iki tane falan bitiriyorum. Ben bunu ilk başladığımda bilmiyordum. Birinci sınıfta bilmiyordum. O yüzden kirli, yani temiz olmayan maketler yapıyordum. Mesela bu çöpe gidiyor mesela. Böyle set şey halinde kutuda satılıyorlar genelde. Maket bıçağının yanında ayrı almanız gereken bir şey. Ve gerçekten şu an aptal anlatır gibi anlatıyorum ama bilmeyen mutlaka vardır diye söylemek durumundayım. Yani ne yapabilirim? Yaşadığım kriz bu son tek kutuymuş. Yani bundan başka yoktu. Hemen girdim Amazon'dan aldım bugün. Gün içinde, yani erken kargo siparişi de, erken teslimat seçeneğini de seçtim. Birazcık mecburen, çünkü paket yapıyorum ve bir tane bıçağım kalmış durumda. Sıkıntıdaydım yani. Neyse, şimdi Big Bang Theory izlerken bunları keseceğim. Öyle. Yaklaşık bir saattir aptal küçük parçaları kesmeye çalışıyorum. Ve her seferinde bu kartonla çalıştığımda pişman oluyorum. Çünkü asla güzel kesemiyorum elimle kestiğim zaman ve salıyorum o yüzden. Bu kartonu salıyorum yani. Baştan keseceğim. 1 milimetrelik şöyle kartonda kutular yaparak yapacağım. Üst üste yapıştırmaktan hani. Öyle de uzun sürecek ama en azından temiz olacak diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum şu an. Her şey olabilir. Arkadaşlar, karnım o kadar acıktı ki. Her neyse, kesme işlemini bitirdim. Göstereceğim size. Bu arada kartonla yapmaktan vazgeçtim tekrardan. Çünkü yani baştan kesmeye başlayıp düzgün kesmek daha mantıklı olacaktı. Daha az şey harcayacaktım. Ve daha temiz olma ihtimali vardı. Çünkü hepsini en son bunların siyaha spreyleyeceğim. Çünkü makette amacım tamamen simsiyah bir maket yapmak olacak amacım ve o simsiyah makette ağaçları beyaz yapacağım. Bunun da amacını ve yaptığım şeyi anlatacağım size ama önce bir göstereyim gözlüklerimi. Bu şekilde, ne burada? Bu şekildeler. Maketin amacı ve yaptığımız şeyden bahsedecek olursam, yani genel olarak projeden. Şimdi bu projede biz bir şehri inceliyoruz aslında. Herkesi küçük, her proje grubuna direkt, hani hocalara ayrı bir bölgesi verildi yanlış anlamadıysam. Bizim bölgede de hoca 16 kişilik grubu 4'er kişilik 4 gruba ayırdı ve herkesin bir adacığı var. Yani binaların bulunduğu bir adacığı var. Ve aslında oranın, yani renovasyon yapmak gibi bir şey aslında olay. Yani var olan bir yerin kalitesini arttırmak amacımız.
Ve hepimiz farklı konu başlıkları üstünde, farklı tematiklerle çalışıyoruz. Ve ben de hava kirliliği ve çevre kirliliği üstündeyim şu anda. Benim yapacağım şey maketimde binaları aynı konumda bırakabilirim. Belki kat azaltabilirim binalardan. Bilmiyorum onu henüz. Ona tam karar vermedim. Ve şey yapmak olacak. Ağaçları, yeşil alanı arttırmak olacak. Çünkü bu sadece hava kirliliği yok orada. Ses kirliliği de var. Birazcık bu ses kirliliğine düzenlemek için yani bütün şeyi daha ekolojik hale getirmek amacım. Yani önce arazi düzenlemeleriyle başlayıp daha sonra işte yeşil çatılar yapıp çatılara yani yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak falan olacak amacım. Şimdi bunları yapıştıracağım ve sprey boya yapacağım. Sonra ara veriyorum. Hay, ben maketimi spreylemeye devam ediyorum ama bir yandan da zemini hazırlayacağım. Yani zemine yapıştırıp hepsini spreylemeyi planlıyorum. Şu anda kafamda o şekilde var. Ama yolları falan nasıl göstersem bilmiyorum. Onları da belki kağıtla daha sonra hani A4 kağıt yapıştırırım. Çünkü maketlerde genelde yani genel olarak aslında vurgulanmak istenen şeyler beyazla gösterilir. Biraz iddialı bir şey yaptım ama hadi bakalım nasıl olacak. Dün bu videoyu bitiremedim. O yüzden şimdi bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitmişse video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.